Ben Ahmet Hicri Peker, 1982 Diyarbakır Merkez doğumluyum. İlk öğrenim, orta öğrenim, lise öğrenimi Diyarbakır'da tamamladım. Daha sonra Şanlıurfa'da Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 2007 yılında mezun oldum. 2007 yılı itibariyle de inşaat sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Diyarbakır'ın muhtelif yerlerinde yapsat yaptık. Konut sektöründe yaptığımız projelerimiz var. Ekstradan taahhüt sektöründe de yapmış olduğumuz geçmiş yıllarda birkaç devlet taahhüt işleri de yaptık. Bizde inşaat, gerçi babamız çok iştigal etmemiş ama benim babam da inşaat mühendisi. Mesleği, onun da inşaat mühendisi. Fakat mesleğiyle çok iştigal etmedi. Kuyumculukla uğraşıyordu. Vefat etmeden kaç yıl öncesine kadar da kuyumculukla uğraşıyordu. Babadan gelme bir sempatiden dolayı böyle inşaata bir merakımız vardı. O yüzden Allah, Rabbim kısmet etti. Öyle inşaatı bitirdik, inşaatla uğraştık. Benim babam 88 yılına kadar halk arasında İspahi Pazarı, resmi ismiyle Sipahi Pazarı'nda nalburiye ve hırdavat işi yapıyordu. Biz 88 yılına kadar oradaydık. Oradan sonra babam Kuyumcular Çarşısı açılınca Kuyumcular Çarşısı'na geçti. Orada meslek hayatına devam etti kuyumculukla. Evimiz de ofisteydi. Biz babamla beraber dükkana gelirdik, çıkışta eve giderdik. Tabiri caizse o zaman Diyarbakır sur ve ofisti zaten. Her iki tarafın da kültürünü görerek büyüdük. Sur'un o zamanki kültürü tabii büyüklerimizden hem dinlediğimiz hem kendimizin şahit olduğu, gördüğümüz. Ticari olarak tabii bu zamanki gibi çektir, senettir o şeyleri biz çok yani görmedik. Çocuktuk ama yine de görmedik. Babamızın yaptığı ticaretlerde hep sözle alınırdı, sözle satılırdı. O dönemin Diyarbakır'ında, yani benim yaşım 40 bu arada, hani hatırladığım kadarını anlatıyorum. O dönemin Diyarbakır'ındaki lezzet, ben kendimi son jenerasyon olarak görüyorum. O yıllardan bu yıllara geçen. Son jenerasyon olarak görüyorum. Babamın arkadaş ortamı olsun, cemaat ortamı olsun, surdaki ticaret ortamı olsun, biz onların hepsinin bugünle kıyasladığımız zaman bayağı bir bozulmamış olduğunu söyleyebiliriz. O yıllarda daha temiz, daha saftı. Bu yıllara gelindiği zaman yani bahsettiğimiz birçok şeyde maalesef bozulmalar oldu. Diyarbakır'ın kültürel yapısında, ticari yapısında, ahlaki yapısında, birçok yapıda maalesef bunu üzülerek söylüyoruz ki Diyarbakır'ın yerlisiyiz. Biz dededen Diyarbakır doğumluyuz. Bayağı bir bozulmalar oldu. Allah daha beterinden esirgesin diyelim. Rahmetli dedem babamın babası, o da Ulu Cami'nin baş mezini Recep Peker Hoca Efendi'ydi. Dedem Ulu Cami'de baş mezinlik yaparken rahmetli Celal Güzel Ses'le beraber bir dönem beraber de mezinlik yapmışlar. Daha sonra rahmetli dedemi İskenderpaşa Camisi'ne vermişler. Dedem İskenderpaşa Camisi'nden Allahu Alem emekli olmuş mezinlikten. Dedemden kalan yeri babam Fahri Müezzinlik'le uzun yıllar Ramazan aylarında şey yapardı. Ulu Cami'de Fahri Müezzinlik yapardı. Hem tasavvuf musikisini bilirdi hem Diyarbakır musikisini bilirdi. O yüzden hani ikisini de icra etmede bir de Allah'ın verdiği güzel bir sesi vardı. O yani bizi de tabiri caizse kanatlarının altında o şekilde yetiştirdi. Hem işte surun kültürüyle hem ofisin kültürüyle. Biz elhamdülillah iki tarafı da görerek bir şekilde büyüdük. Bu yaşlara geldik elhamdülillah.
Biz mesela basit bir belki şeydir noktadır ama biz mesela büyüklerimize sen değil siz diye hitap etmeyi babamızdan öğrendik. Babamız mesela saygıyla ilgili çok ince bir nüanstır. Biz hiçbir zaman büyüklerimize sen diye hitap etmedik. Bunu, mesela babam bizi bu kadar basit bir noktadan böyle bir terbiyeyle yetiştirdi. Biz büyüklerimizin, ben babamın yanında, yani babam Aralık ayında vefat etti. O tarihe kadar da ben babamın yanında ayağımı uzatarak oturduğumu hatırlamam. Hiçbir kardeşim de hatırlamaz. Babam bunu bize böyle yapmayın demedi. Fakat bizi öyle bir şekilde yetiştirdi ki biz bunu böyle yapmamamız gerektiğini biliyorduk. Babam bizi de bunu dille telkin ederek söylemedi. Ama bizi öyle bir şekilde yetiştirdi ki elhamdülillah. Mesela bu kadar basit bir örneği bile biz yapmamamız gerektiğini babamın hal ve hareketlerinden öğrendik. İslami terbiyede elhamdülillah bizi güzel yetiştirdi. Bizi hep biz çocukken babamdan önceki serzakirimiz vardı Hacı Ahmet amca. Babam çok eski yıllardandır Kadiri tarikatına müntesip. Biz çocukluğumuzda da babam bizi elimizden tutar, hatme gecelerinde bizi beraber hatmeye götürürdü. O zamanlar Perşembe Pazar haftanın iki günüydü. Daha sonradan işte şartlar değişince haftanın tek gününe düştü. O yıllardan babam hep bizim elimizden tutardı. Biz ofiste otururduk 95 yılına kadar. Bizim evimizin hemen yanında cami vardı. Babam bizim elimizden tutar sabah namazlarına bizi camiye götürürdü. Yani elhamdülillah bizi mesela hep o terbiye üzere, hep o şey üzere mesela bizi yetiştirdi. Elhamdülillah yani Allah cümle ölmüşlerimizin mekanını cennet eylesin. Kendince bizi yetiştirebileceği en güzel şekilde yetiştirdi. Eğer kültürel anlamda olsun, eğer dini anlamda olsun, sosyolojik anlamda olsun elhamdülillah bizi güzel yetiştirdi. Bizim dönemimizde babam bizi dükkana getirdiği günler haricinde hafta sonları mesela evde otururduk, mahallede oynamak isterdik. Babam annemi tembihlerdi, çocuklar gözünün önünde olsun, çocuklar gözünün önünde olsun. Biz bir de 3-4 kardeş hep ard ardayız, aramızda bir yaş var. Annem, Allah hepimizinkine uzun ömür versin, bizden çok çekti o dönem. Çünkü babam hani aman aman çocukların başına bir şey gelmesin, hani dikkat et, dikkat et diye. Annem de sağ olsun bizi elinden geldikçe hem bir arada tutmaya çalışarak hem de başımıza bir şey gelmesini engelleyerek hani böyle kol kanat vererek bir şekilde o da bizi yetiştirmeye çalıştı elhamdülillah. Her Diyarbakır çocukluğunda yaşamışlığı vardır o salça ekmeğin tadı, domates ekmeğin tadı. Bir de bende şey vardır, benim dedem vefat ettiğinde ben çok çok çocuktum, çok küçüktüm. Biz dedemlere gittiğimizde eski Diyarbakır evlerinde sedirler vardı. Sedirlerin altında kışlık işte kuru incir, ceviz, pestil. Biz dedemin elini öperdik, dedem bize kuru incirle ceviz verirdi. Benim o yıllardan kalan o tadı unutamam ve hala da o tat bende çok baskındır. Kuru incirle cevizin tadı. Dedem, ya o yıllardan kalma bizde. Hem tat olarak hem hani kafaya yerleşme olarak. O tadı, o lezzeti de hala da çok severim. Tabii o zamanların lezzeti bugünlerde yok malumunuz. Ama yine de yani o çok çok yerleşmiştir bizde. Kuru incirle ceviz, dededen kalma. Gençlik yıllarında biz genelde babamla beraber dükkanda, babam esnaflık yapıyordu, işte kuyumculuk yapıyordu. Ben üniversite yıllarından önce babamla beraberdik. Bizim atölye imalathanemiz vardı bilezik üzerine. Babamla beraberdik. Dedemiz surda gözümüzü açtık. Dedeler, halalar falan hep orada olduğu için hep oralarda zaman geçiriyorduk. Oranın lezzeti, havası bize farklı geliyordu. Ofiste oturuyorduk ama mesela oranın tadı, havası ofisinki bizi kesmiyordu. Biz hep kendimizi sura atıyorduk. Halalarda geçiriyorduk, babayla geçiriyorduk. Dediğim gibi işte Ramazanlarda Ulu Cami'ye geliyorduk. Yani gençliğimiz babayla beraber dolu dolu geçti diyelim. Yani babayla gezdiğimiz kadarıyla güzel geçti. Bireyselde de okuluk. Babanın yanında ticareti öğrendik. Ahlakı öğrendik. Dini elhamdülillah öğrendik.
kültürümüzü öğrendik. Bizim de kendimize göre ziyan oldu diye tabir ettiğimiz bir dönemimiz bizim de var. Yani gençlere benim nacizane tavsiyem, hani vakit nakittir diye çok klişe bir cümle var. Gerçekten çok geçerlidir. İnsanın önünde vakti varken, zamanı varken bir şeylere ne kadar tevessül ederse o kadar kârdadır. Dini anlamda, kültürel anlamda, yani insani anlamda, beşeri anlamda ne kadar İnsan gününü, dakikasını, saatini dolu dolu geçirebilirse bence yarınlara en büyük yatırımı odur. Ben 2008'de üniversiteden 2007'de mezun oldum. Mezun olduğum sene benim iki tane biraderim askerdeydi. O yüzden babamın yanındaydım. Onlar askerden dönünce ben kendi başıma ticarete başladım ve ticarete sıfırdan başladım. O zaman babama dedim ki hani müsaaden olursa ben bir şeyleri kendim yapmak istiyorum. Hani ben bir şeylere sıfırdan başlayayım. Bir tane ortağım vardı, çocukluk arkadaşım, hala da beraberiz. 27-28 yıllık dostum, 14-15 yıllık da ortağım. Biz onunla beraber sıfırdan ticarete başladık. Sıfırdan projeciliğe başladık mesleğimizle alakalı. Biraz projecilik denedik, sonra İnşaat işi denedik. Sonra ilk defa bir kooperatif yaptık. 2 bloklu, 50 daireli bir eş dostla, tabii genciz. Yaptığımızda 2010'da yapıyoruz. Biz 28 yaşındayız. Bizim aşı kattığımız kulvardakiler bizden 20-30 yaş büyüklerimiz. Hani biz bir topluma girdiğimizde insanlar bizi çok kale almıyor. Tamam sen yapıyorsun da kimsin, necisin? Hani sen tam inşaat yapıyorsun, hani sen kaçtın gittin, ben kimden hesap soracağım? Böyle biraz badirelerle, meşakkatlerle sektöre giriş yaptık. Elhamdülillah Rabbim lütfetti. Orayı kazasız belasız bitirdik. Bitirdikten sonra o zaman Türkiye'de 81 vilayette yapı denetimlerin hepsi bir kere de aktif oldu. Biz de o zaman Kura'ylaydı. Biz yapı denetim firması kurduk. Kura'ya katıldık. Bir tane yapı denetim firması bize isabet etti. Derken bir inşaat falan derken Rabbim lütfetti. Öyle inşaat sektöründe birkaç tane inşaat yaptık. Daha sonra 2014 yılında da ilkokul hocam benim üzerimde emeği çok büyüktür. Hayatımın kritik noktalarında hep onun hamlesi vardır. Vesile oldu evlenmemde. Benim hanımımı benden sonra okuttuğu dönemdeki öğrencisi şeyin, öğretmenimin. Benim hanımla beni görücü usulü işte bir şekilde bizi yan yana getirdi. Biz öyle görüştük. Ondan sonra şey yaptık. Evliliğim de o şekilde oldu. Yani yine öğretmenimin vesilesiyle. Benim üniversiteyi kazanmam da öğretmenimin vesilesiyle oldu. Bir şekilde hep benim üzerime odaklandı. Böyle benimle annem babam kadar uğraşmıştır yani. Üzerimde emeği hakkı çok büyüktür. Allah ondan razı olsun. Evlenmemde de o şekilde vesile oldu. Ondan sonra iki tane çocuğum oldu. Biri kız, biri erkek. Biri 3 yaşında, biri 2 yaşında. Öyle şimdi babalık, ticaret. Onlarla uğraşıyoruz elhamdülillah. Vefatıyla benim hayatım bayağı birçok anlamda değişti. Ben evin büyük erkek çocuğuyum. Sorumluluk anlamında, hayata bakış anlamında, yani dini anlamda, birçok anlamda ben babamın vefatıyla hayatım yani 180 derece demesem bile ciddi bir oranda, yani ciddi bir dereceyle bir değişiklik oldu. Benim hayatımın en bariz bende iz bırakan yeri babamın vefatıdır. Yani milat olarak kabul edersem milattan öncesi babamdan öncesidir. Sonrası babamın vefatından sonrasıdır. Babanın vefatından sonra elhamdülillah bize birçok anlamda güzel şeyler bıraktı. En öncelikle çok güzel bir isim bıraktı.
yüz binlerce kez hamdolsun, nereye gidersek onun ismiyle elhamdülillah alnımız açık başımız değil. Bize ticari anlamda bayağı bir güzellikler bıraktı. Kendinden gördüğümüz, kendimizin de uyguladığı bayağı bir dini anlamda olsun, insani anlamda olsun bayağı bir güzellikler bize bıraktı. Babam mesela hep kendi ticaretinde Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın işte işinin alın teri kurumadan hakkını ödeyiniz destürünü kendi de çok özümsemişti. Bize de bunu özümsetmişti. Yaptığı işte verdiğinin karşılığını hakkını verirdi. Verdiğinin de karşılığını isterdi. Bir iş yanlış olduğu zaman peşin pazarlığını yapardı. Biz hatta böyle bir örnek de vereyim. Babam kuyumculuk yaptığı dükkan takribi 4-5 metrekare. Biz o zaman orayı tadilata soktuk. Küçücük dükkana biz 5 tane alçıcı ustası değiştirdik. Babam geliyordu, ustanın işine bakıyordu. Diyordu ki bu iş böyle yapılmaz. Sen usta değilsin gönderiyordu. Usta değilsin gönderiyordu. Yani işinde o kadar titizdi ki küçücük bir alanda bile en ufak bir kusuru kabul etmezdi. Ama hakkını da birebir öderdi. Biz de ondan öyle gördük. Mesela ben de yaptığım işte, biz inşaat işiyle uğraşıyoruz. Yaptığım işte detaycıyımdır. Ben bir yapılan mahalle girdiğim zaman gördüğüm bir kusuru, gördüğüm bir sıkıntıyı taşeronu çağırıp hemen mesela çok insanın fark etmeyeceği sıkıntıları ben fark ederim. Çünkü babadan gördüğümüz şekilde dediğim gibi hem detaylarda dikkatliyiz hem de verdiğimizin karşılığını alma konusunda daha netiz, daha sabitiz. Ama Allah'ın izniyle bugüne kadar kimsenin de bizde hakkı kalmamıştır. Kalmaz da Allah'ın izniyle. Çünkü büyüklerimiz bizi öyle yetiştirdi. Dürüstlük anlamında, yapılanın hakkını vermek anlamında elhamdülillah babamız da öyleydi. Bizi de o şekilde yetiştirdi. Benim rahmetli dedem de müezzinlik haricinde komisyonculukla uğraşıyormuş. Babam da dedemden görmüştü birçok şeyi. O tabiri caizse bayrak yarışı. Dededen babamız aldı, bize iletti. İnşallah bizim de evlatlarımız bu tarz şeyleri anlamaya başladığı yaşa gelince biz de bayrağı onlara devredeceğiz. İnşallah bir şekilde bu bayrak yarışını tamamlayacağız. Babamla kardeşim Hasankeyf'te biz oraya ailece pikniğe gitmiştik. Babam kardeşlerimin önünde suyun kenarında durmuştu. Hani akıntılı bir yerdi orası. Şu kardeşlerim dağılmasın diye. Biz de beraber gittiğimiz ailenin büyüğüyle beraber su getirmeye gidiyorduk. O sırada ben birinin batıp çıktığını gördüm. Babama dedim ki orada biri batıyor çıkıyor. Babam bir döndü benim iki küçük birader. Babam ona hamle yaptı. O da can havliyle babama sarılınca ikisi beraber battılar. Biz orada hani gitti dedik. Bayağı bir süre de suyun altında kaldılar. Batıyorlar, çıkıyorlar. En son batışlarından sonra çıkmadılar. Oradan işte feryat figan falan oranın suyunu bilenler oradan daha önce yani o oranın ahalisi geldiler, müdahale ettiler, kurtardılar. Kardeşim hatta uzun bir süre de böyle şeyi geçmedi yani o psikolojisi. O bizde uzun bir süre o psikolojiyi atlatamadık. Hem baba hem kardeş ikisi beraber. O yani bizim ailece unutamadığımız kötü hatıralarımızdan biridir.
ticaretimizle uğraşıyoruz dediğim gibi gün içerisinde. Fırsat buldukça da Sur'a geliyoruz. Bizim babadan kalma dükkanımız Sur'da var. Benim kardeşim Sur'da esnaflık yapıyor. O da dediğim gibi biz Sur'da nefes almaya alıştığımız için buraların lezzeti bize farklı geliyor. Eski hem arkadaş ortamımız burada, büyüklerimiz burada, akrabalarımız burada. Gün içerisinde ulaşabildiğimiz kadar, uğrayabildiğimiz kadar uğruyoruz. Özellikle akşamları arkadaşlarla beraber işte bizim babamın müntesibi olduğu Kadri Tarikatı'nın bir kolu var burada diye. Biz o cemaatteki arkadaşlarla oturup haftanın belli günlerinde dini sohbetler yapıyoruz. Fıkıh üzerine, akaid üzerine. Belli günlerinde oturup normal havadan sudan muhabbetler yapıyoruz. Gün içerisinde de dediğim gibi Sur'un içerisinde gelen misafirlerimiz olduğunda onları getirip gezdiriyoruz. Diyarbakır'ın böyle de bir yüzü var diye. Çoğu insan geldiği zaman da zaten şaşırıyor. Sur'un içerisinde bizim birçok Diyarbakırlı'nın bile bilmediği çok güzel yerlerimiz, çok güzel tarihi değerlerimiz var. Surların etrafında, içinde, civarında. Yani misafirler gelince gezdiriyoruz. Kendimiz çıkıp gezdiğimiz zaman tadı, lezzetini ayrı alıyoruz. Geçmiş yıllarda biz restorasyon işleri yaptık, tarihi eser restorasyon işleri. Onunla alakalı olarak da tarihi yapılara ayrı bir ilgimiz, sempatimiz de var. Hem branşımız gereği hem de işte doğup büyüdüğümüz toprakların tarihi değerleri gereği diye. Gün içerisinde genel itibariyle bu şekilde geçiriyoruz günlerimizi. Yaptığımız inşaat işleri vardı. Şu anda onları bitirdiğimiz için inşaatla ilgili şu anda bir uğraşımız yok. Sektörün tabiri caizse birazcık oturmasını bekliyoruz. Şu anda sektörü izliyoruz. Ekstradan bir yan dalımız var diyelim. Onunla uğraşıyoruz. O da bizi çok süre olarak şey yapmıyor, yormuyor. Çok ciddi zamanımızı almıyor. O yüzden tabiri caizse bu ara biraz daha rahat ticari anlamda. O yüzden böyle gezip dolanmaya daha bir zaman ayırabiliyoruz. Şimdi Diyarbakır'ın havasını ben başka bir yerde alamam. Yani belki değişik bir tabir ama mesela ben şehir dışında da çok kaldım. Kendimce gezdim, dolaştım. Ben bir aydan fazla kaldığım zaman buranın havasını özlüyordum. Yani Diyarbakır benim için benim köklerimin olduğu, benim tarihimin olduğu, benim her şeyimin olduğu memleketim. Ben hep de dua ederken Rabbim emanetini alacağı zaman benim memleketimde emanetimi alsın benden diye dua ederim. Benim babam da öyle dua ederdi. Biz babadan gelme birer Diyarbakır aşığıyız. Memleketimizi çok seviyoruz. Dediğim gibi hani taşı toprağı zaten bilinen şeyler de ben havasını, o ortamını, buradaki yardımlaşma, dayanışma değerlerimizi yani Türkiye'nin hiçbir yerinde bulamadım kendi adıma. Gezip gördüğüm yerlerde ben göremedim. Memleketim olması münasebetiyle hem de doğup büyüdüğüm yer olması münasebetiyle ben kıyas yapamıyorum yani. O yüzden Diyarbakır'ın havasını, suyunu, ortamını hiçbir yerde bulamadım. Hiçbir şeye de değiştirmem. Yani değiştirmeyi de, memleket değiştirmeyi de bugüne kadar hiç düşünmedim. Allah'tan nasip etmesin, düşünmüyorum yani.